iller gününde insanın başına en kötü ne gelebilir? Enlettik, kesik dememek. Dur da sövüyorum bize, tamam. Kaynanam bize taşındı. Vikingler üçüncü sezonda kalmış, ben şimdi ne yapacağım? Anacığım iyiysen hadi götüreyim seni evine. Aman bari şeyler oluyor. Ne oldun ana? Yahu anam düşer düşer bayılır. Öyle isterim düştüğüm yerde kalayım. Be adam biraz aklın kessin. Bu kadın bütün sene bayılmıyor. 14 Şubat'ta bayılıyor. Gittim aldım getirdim eve. Bu kadar pastişe ne gerek vardı? Aman nerede? Devamlı batırdınız beni yahu. Dur yahu 5 sene geçti be düğünün üstünden. Düğünde de dedim 3000 tane pastiş yapmayın dedim. Resmen bilerek. Hong Kong'a balayına gitmeyin dedim. Yılan! Diyemedim ama içimden dedim. Aman da işte sevgililer günü geliyormuş da anammış gelmiş bize. Rahat bırak be bizi! Kutla kutla öldüründün. Rehir çıkartsın artık bu gelinim. Vallahi dedim Mehmet'e ben sevgililer gününde otelli bir plan yaptım. Oğlumun evi değil mi yahu? Al ananı ne yapacaksan yap. Umrumda da değil yeter ki gitsin. Ben öderim be taksitlerini. İlla bir datsızlık, bir murasala, bir takaza, bir huzursuzluk yapmayın be. Ama yok kıyamıyor. Anacığına kıyamıyor. Usandım be arada kalmaktan. Kıskanır herhalde. Evlendiğimizden beri başımızdasın be. Oğlum benden kopmadı ya. Çekemiyor beni. Baktım Mehmet başaramıyor bu işi. Sevgililer gününde kaynanam başımıza kalacak. Aradım babamları. Kim? Dedim babama getireyim kaynanamı size. Oturun siz yaşlılar hep beraber sevgililer gününde. Biz de çıkalım dışarıya karı koca. Hoşt. Yo. Ne münasibet. Metin'e kalktıramazsınız. Kaynatamın gözü açıldı. Ne? Ben senin kaynananı çekeceğim. Senin kaynanan çok konuşur. Ve sıfatsız. Ne? Metin'in evi tumarhala mı? Ve tüme sorozu. Daha getirmeyin. Bakarım oğluma ne? Ne olacak? Git. Puh! Herkes bencil. Aa kalktıramazsınız. Ben ne zaman yaşayacağım evliliğimi? Aman aha gene bir şey oluyorum sıkıştım. Aradım Ayşe nenemi. Ne? Ayşe nene ocağına düştüm. Ne be? Emel hanım sen böyle oturacaksın aramızda. Görme kendilerini öyle yaşlı. Nedir ama Kenan amca yaptığın? Bandı fıstık. Aman yarabbim. Çok düşkündürler öyle fantazi şeylere. Kenan dayı yani bu yaşta gül ağzına ne bileyim. Bakayım ne yapacak Kenan dayı? O gece soyunacak, ne yapacak? Galayım ovde. Ama ben Ayşe'ye ballı fıstık yedireyim bu Kenan amcayı Hörgün. Yesin tabii. Aman aha gene bir şey oluyorum sıkıştım. Belki benim özel bir planım var o gece. Aman yedi ballı fıstığı gene koydu o gül ağzına. Bana doğru da uzadır Allah'ım yarabbim. Ayıptır ya o. Ora. Yani Kenan'la biz de baş başa kutlarız sevgililer günümüzü. Gülü sana tutmaz ya. Gülü bana doğru tutar. Ne bileyim sanki benim üstüme. Uzadır gibi yapar. Kenan romantik adam. Birazdan Kenan'la biz iş yapacağız, dışarı çıkacağız. Seni ne yapacağım? 14 Şubat'ta romantik gece geçireceklermiş. Bu yaşta. Tabi. Aman gitti Allah'ım. Adam. Kenan nereye gidiyorsun Kenan? Yok Ruhsan. Kusura bakma. Ayaklanın gelinler. Sevgililer gününde gelinlere geçit yok. Kaynananızı eve sokmayın. Aradım Ayşe neneyi. Bana bir yol tarif et. Ben kaldım bunların ara yerinde. Dedi bana Ayşe nene benim halimden. Bir tek sen anlam beni. Dedim gene bak oğlum. Biz Kenan'la romantik bir plan yaptık. Madem bu kadar zordasınız size de tarif edeyim. Noyanlar tatil evleri var. İskele'de. Günlüğü 250 TL. Biz her sene Kenan'la kiralarız. Kapanırız eve ve romantik dakikalar geçiririk. Sen de dedi bana her birine bir ev kiralayacaksın. 250 TL kişi başı değil ha, ev başı. Kendileri Kenan dedem inan her sene 3 gün kiralar kapanırlarmış. Baş başa, tövbe tövbeler olsun. Oturun yere be insanlar. Aman gör o deniz kenarını. Amerikan filmleri gibi. Ne romantik. Aman ne romantik. Anacığıma hemen yan evi kiraladım. Bir şey istedi tık oraştayım. Senin Metin yaktı mangalı ondan mutlusu yok. Arar da gel lan bir şey yok. Gitsin döşler gelsin etler. Cuma gecesi herkes 14 Şubat'ı kutladı. Kaynatam dedim adem geldik de geldik. Cumartesi balığa gidelim.
pazarda hava gidelim. Pastırmacık zivaniyacık döndü. Dedim win win be bu. Vallahi kocamdır diye demem ama. Hepimizi mutlu etmeyi başardı. Tamam biraz anasına düşkün olabilir. Sen ben dedim tamam canım madem tatsızlık çıkacak oturalım evde ama geldi ısrar etti bana. Ay yerine geldi ama ta herkesi memnun edeyim. Ben de çektiğimi bilirim. Dedim oğluma bırakın beni bir ay kalayım bunda. Bizim damat akıllardan. Ben anladım ki mutluluk masallarda değil, noyanlardadır. Kızım mutlu, romantik tatilini yaptı. Dünürüm mutlu, kendine dahi mutlular. Noyanlar holiday home. Bu keyfi herkes yapmalı. Noyanlar holiday home. Mutluluk masallarda değil, noyanlardadır.